16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın başlarında yaşayan Pir Sultan Abdal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kısaca kendinden bahset bakalım. Sivas'ın Yıldızeli kazasına bağlı Banas köyünde doğdum. Sivas'ta öldüm. Şiirlerinde Allah, Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve daha pek çok veliye olan derin bir bağlılık, İslami ve batini inanışlara kaynaşmış bir vahdeti vücut halitası görülmektedir. Doğrudur. Senin şiirlerinde dünya emelleri peşinde koşan ve isyan eden bir ruhun değişik ihtiraslarını da görmek mümkündür diyebilir miyiz? Elbette. Hatta şiirlerimde İslam dininin itikadi yönlerinden çok bazı batini inanışları, hatta bazı İslami bilgileri tebliğ etmek yerine bağlı bulunduğum yolun prensiplerini işledim. Eserlerinde görülen bazı farklılıkların bulunması ise halkın anlayabileceği üslupta bir yönüyle tasavvufa yüzeysel de olsa temas ettiğini göstermektedir. Kesinlikle. Özellikle Alevi Bektaşi inanışlarına ağırlıklı işlediğim manzumelerinde Allah, peygamberler, melekler, kitaplar, dünya, ahiret, divan, mizan, sırat köprüsü gibi itikadi kavramların yanı sıra Hazreti Ali, Ehl-i Beyt, 12 imam, tenasüh ve benzeri konular çevresinde de durmaktadır. Bu sebeple kullandığım araç ile varmak istediğim amaç arasında bazen çelişkiler de bulunur. Bazen isyancı bir ruh, bazen de toplumun sosyal konularına rahatlıkla eğilen ve onları acımasızca tenkit edebilen bir gücün bulunması, dini bilgilerini de bu sahada rahatlıkla kullandığını göstermektedir. Kesinlikle. Bu dini bilgiler çerçevesinde bir yandan itikadi, ibadi, diğer yandan da tasavvufi konuları rahatlıkla eserlerinde işleyebilmen dikkat çekmektedir. Haklısınız. Güzel bir tespit. Mekanıma şeref verdin. Seni burada görmek güzeldi Pir Sultan Abdal. Ben de çok memnun oldum. Keyifli bir sohbetti.